Ramazan bayramı 23 Nisan. Okan Buruk diyor ki bir de galibiyet alalım. Üç tane bayram kutlayalım diyor. Ee, peki şimdi tabii Icardi yok bir onları konuşalım. Kim olacak onun yerine Kara Gümrük maçında Mehmet Özcan seninle başlayalım. Gomis'i bekliyordum ama yayın öncesi telefon trafiği diyelim Melike. Bugünkü idmanda Forvet'te Zanyol oynamış. Gomis yedek takımda yani. Kara Gümrük maçına Forvet'te Zanyol'u bekliyorum. Icardi'yi de kulübede bekliyorum. İkardi çünkü bugünkü bugün idmanın yarısında sahada çalışmış. Daha sonrasında salona geçmiş. Yani Oyuncu çok sakat diye miyiz? Muhtemelen bence bir sonraki hafta Beşiktaş derbisi Derbiye saklanacak. olduğu için e, dakikası sınırlı olacak. Ben ikinci yarıda örnek verelim. Galatasaray e, Karagümrük kilidini açmakta problem yaşarsa hani oyun beraberlik veya olumsuz e, mağlup durum gibi senaryolarda 60 olmadan oyuna girmesini beklerim. İkardi ama diğer senaryoda da 70-80 sonrası az bir süre alır. zanyolu olacak gibi ama onun dışı artık Okan Hoca zaten 10 gün önce beraberdik iftarda. Orada da ipuçlarını verdi. Kadroyla oynamayacak. Nedir? 8 tane oyuncu. Kerem, Abdülkerim 10 oldu. 11. oyuncu sol olacak dedi. Ki ben Kazımcan'ın performansından memnun olmadığını biliyorum Başakşehir maçı. Adekuk Bey'i bekliyordum. Hadi ısrar ede ve Alanya'da da tribündeydim. Nacizane görüşümü de söyleyeyim orada. Hem Mertens hem Oliveira. Sağ içinde sürekli uyardı Hadi Kukbe'yi. Hadi bence çok iyi maç çıkardı. Maçın en ilk yarısı maç ya. bir gollük orta yaptı. Raşit satamadı sanırım. İkinci yarı ona e, yerden yaptı. Çok net bir asist var. İşin savunma kısmında değildi. E, Okan Hoca'nın bu seneki alamet farikası diyebiliriz. Yani neler yaptı? Şöyle hatta ben kafamda da şimdiden hazırlıklar yapıyorum. Melike Yani sezon Galatasaray'dan mutlu sonuna biterse Okan Hoca'nın nasıl aklını teslim edebilirim diye Icardi ile başlayalım. Yani sıfır arıza diyebiliriz ki Icardi problemli bir karakter bakarsak. Ee, özel hayatından dolayı yani o yüzden 29 yaşında yol Türkiye'ye e, düşmüş bir isim gözüyle bakıyorum ben Icardi'ye. Çünkü Galatasaray Icardi alırken de çok takımla mücadele etmedi. Ee, ama yetenek anlamında bence hala yani hatta ben bir adım ileri gideyim. Bizim ülkemize Anayka ile birlikte gelmiş en özel hücum oyuncusu yaş anlamında yani 30'un altında Snyder'i 10 e numara gözüyle bakıyorum. Icardi'yi çok iyi kat kaldı. Bakarsak bugün 13 gol 8 asist gibi yani 20'leri geçti. Çok önemli bir rakam. Ki yani başlarda forma şansı bulamamıştı. Maç e tabii sayısı iki maç. normalde hedeflenenin bile altında sayabiliriz. E Arjantin'e gitmek istediği bir gün fazla izin verdi oyuncu. Evet. Onun misile karşılığını verdi. İkincisi Mertens. Ben ilk haftalar çok eleştirdim. Kendime de bir öz eleştiri yapayım ama işin ee, yani anahtar oyuncu mu diyelim? Torreira ile Oliveira'ya e destek yapıp Kerem'i, Raşisa'yı yönlendiren, Icardi'yi tamamlayan. Onun da fena değil sesleri. 6 gol 3 asist gibi yani ama attığı gol yaptığı asistlerden daha değerli sağ içi varlığı yani gol öncesi pas diyebiliriz. O organizasyonu çok yönetiyor. Yokluğu daha iyi anlaşılıyor. Ve Mertens'i pres yaparken bilmiyorum yani Napoli'li günlerine çok hakim değilim tabii ki. Yani İtalya Ligi'ni biliyorum ama 35 yaşında bence o enerjiyi alabilmesi önemli Mertens'ten. O role onu büründürmesi ki Napoli Beşiktaş maçlarını hatırlıyorum. Kenan forvet oynuyordu yani çok böyle 4-2-3-1'in 10'u gibi değildi. 4-3-3, Insigne yes, solda, sağda Yehon önde de şey oynuyordu. Yani oynadı. o zaman o yaşta oralarda oynayabilirdi. Şu an değil, şu anki rolünü iyi buldu Icardi'ye bence. Zaten tekrarlayayım, yemekte biz de yaptı, sohbette de Okan Hoca'nın en söylediği şey, Icardi Mertens biz ikiliyi bulunca alıp yürüdük demeye getirdi. Ve yine Abdülkerim'den aldığı performans, yani bugün Abdülkerim'i herhalde kimse Marka neden sattık demez Galatasaraylılar. Tam tersi. Müthiş bir performans e, Abdülkerim'den aldı. İşin oyun kurulmasına da kattı. Ve demin ifade ettim son maç özelinde Adekuk dedim. Buna sezon içinde Barış Alper derim, Emre Taşdemir derim. Bu tarz böyle sürpriz katkılar da aldı. Bir de e, Kerem'i de geliştirdi bakarsak. Kerem en son Kayseri maçı evet, yan top çok... ortaladı. Frikik golü attı. Duran toplarda var. Akan oyunda var. Geçiş hücumunda var iyi kötü sol beke yardıma da başladı. Yani ideal 11'de kötü diyebileceğiniz oyuncu var mı zaten? Şöyle söyleyeyim. sol bek diyorduk. Sol beke de toparladı bakarsak. Sağ bekte biraz düşüş var Saşa Boy'da. Düşüşü bir de şöyle e, tamamlayayım. Biraz o bindirmelerin sonu e, artık şey de istiyor. İsabetli orta yerden veya havadan. Ama müthiş bir tempo yani. O anlamda çok saygı duyuyorum Saşa Boy mücadelesine. Oliveira Torreira gayet iyi. E, Galatasaray'ın zaten yani kadro planlaması bence doğru oldu Melike bakarsak. iyi bir omurga vardı. Yanında kimi serpiştirdi iş yaptı ama şunu da yaptı Okan Hoca. Pekala Raşista değil Zanyol'da ısrar edebilirdi. Baktı Raşissa çok iyi gidiyor. Raşista'ya göre bir hücum planı ve Raşista şu an Banko 11. Zanyol'un da bu denklemde 11'e girmesinin yolu. Icardi, Kerem, Raşista, Mertens yani biri sakatlık ya da cezalı duruma düşerse 11'e girebilir. Kadrosunu buldu Galatasaray ve şampiyon takımların en önemli özeldir. Ezber 11 sayabilirsiniz. Okan Hoca bu istikrarı sağladı. Oyuna yansıdı ve Galatasaray e, çok net sonuçlarla işte açalım Tabii. Kayseri alan yamaçları galip geliyor. Tabii şimdi İzan Yolu'yu kullanması için ee, mesela Kerem'in yokluğunda bu sefer yerli yabancı dengesi Tabi o da problem. Doğru. Ama Icardi'nin yerine şans şans verilebilir. Peki Icardi'nin yerine nasıl olur? Tam olarak hazır mı Zanyolu size göre? Yani... Hayır Icardi aranır net şekilde. Orası ben sadece istihbarat paylaştım. Yani Gomis düşünebilirdi. Barış Alper'in cezalı olduğunu hatırlatayım izleyicilere. Barış Alper yazanlar var evet. Bence cezalı, onu söyleyecektim cezalı. cezalı. O zaten. Ama Gomis tercih edilebilirdi. Gomis yedek takımla çalışmış Zanyolu. 11 Zanyolu'yu bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Fikrim'i soruyorsan ben Gomis'in oynaması taraftarıyım. Ben Zanyolu'nun hala 60 sonrası oyuna girip o sol ayağıyla temiz şutlar çekip Sinan Gümüş'ün verdiği katkıyı misliyle verir. Ve veriyor da yani. Tabii pozisyonlara giriyor. Öyle bir görüntüsü var. Gelip böyle çok sonradan farklı girip oyun. oyuna. Bir de aynı Santrafor oynamak çok farklı ben bir, bir pozisyon. Ben bir adım ileri gideyim Kenan. zanyola bence sezon başı transfer olmalı. Yani ona göre nasıl ki Mertens'e bir rol bulun devam edildi. Bu saatten sonra... Trans. Şu Daha kadroda evet. bence 11'de Zanyolo'ya yer yok. Bir adım ileri gideyim. Yani bu ideal form bütün, durumuyla. Evet. bütün oyuncuların hazır olduğunu düşünelim, yani fit yani olduğunu. Ya ideal düşünelim. yeri Raşit'se olurdu. Ama şu an Raşit'se iyi. Evet işte bu form durumuyla o yüzden. Tabii. Peki şimdi e, Okan Buruk bu maça bir de rekor için çıkacak. Onu da konuşalım istiyorum. Kariyer rekorunu kırmak için. O rekor ne? Haberimizde bir izleyelim, sonra da konuşalım. Evet, yani tabii şimdi şampiyonluk hedeflenen bir sezonda bir de e, Okan Hoca için de çok ee, önemli yani e, böyle kariyer rekorlarını da araması sağ kenarında bireysel anlamda da motive ediyor hocayı. Takın. Bir de çok ilginç bir istatistik yani bakarsak Jésus'un da puan ortalaması çok iyi. Hoca'nın da fena değil ama Okan Hoca çıtayı çok yukarı taşıdı. Ama şimdi arada düşünüyorum bir derbi yani Galatasaray Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe kazansa şu an iki takım puan puanıydı. Evet. Ama işte o maçın kazanma şekli de çok önemli. Size fazlasıyla artı yazıyor. Yani Galatasaray çok üstün olarak, bir oyun. Evet, taktiksel olarak bir de mat etti. Az önce sen Mertens'ten bahsettin. Birkaç hani rakam verelim. Comparisonator'da e, hücum verilerini vereceğim ama savunma verileri açısından kendi pozisyonunda oynayan oyuncular arası, e, arasında rakip yarı sahada en çok top kazanan dördüncü oyuncu. En çok top kazanan sekizinci oyuncu. E, en az top kaybı yapan dokuzuncu oyuncu. Kendi sahasında neredeyse hiç top kaybetmiyor zaten. zaten. Defansif aksiyonlarda da 7. oyuncu. Yani Mertens hücum olarak çok büyük bir katkısı var onu da söyleyeyim. En çok şut atan, en çok isabetli şut atan, en çok ceza sahasında topla buluşan ve en çok XG üreten, gol beklentisi üreten ve en çok XA üreten yani asist beklentisi üreten oyuncu Dries Mertens. Bağlantı kendi, oyuncusu diyebiliriz. Evet kendi mevkisindeki oyuncularla kıyaslandığında, yani hücum anlamında bu kadar değerli işler yaparken savunma anlamında da bir o kadar çalışkan olması bu yaştaki bir oyuncu için çok büyük bir nimet. E, ve bu ikiliyi hani Mertens Icardi ikilisini de çok iyi besleyip e, mümkün olduğu kadar onlardan çok iyi verim almayı başaran bir teknik direktör var. Yani Salt geçen maçta atılan gol e, bu ikilinin ne kadar büyük bir kalite olduğunu gösteriyor. Mertens'in bekletmeden tek pasta dozajı mükemmel olan bir ortası mı diyelim artık derin pası mı diyelim derin pası diyelim Icardi'nin de çok hızlı bir şekilde topla buluşup tek vuruşta golü atması bu kalite zaten Galatasaray'ın şu an lider olmasını sağlıyor. Yani bu oyuncu kalitesinin çok ciddi bir artısı var. Ben Okan Buruk'u biraz e, yani büyük teknik direktörler sınıfına girmek için taktiksel esneklik işte oyuncularla olan ilişki belki hani Oyuna hamleler, oyuncu tercihleri, meseleleri bu zaman zaman tartışılıyor o konu üzerinde ama artık çok da dokunmuyor. Birçok noktada çok çok büyük bir teknik direktör olma yolunda ilerlediğini düşünüyorum. Devam edeceğiz. Son sayfaya bir reklam aramız var. Reklamların ardından birlikteyiz. <laughs>